on time, tam vaktinde, tam zamanında anlamına gelir. Bunu cümle içinde de kullanalım. The plane took off on time. Took off, take off fiilinin geçmiş zamandaki halidir. Uçağın kalkması anlamındadır. Uçak tam vaktinde havalandı, kalktı. I hope the meeting starts on time. Umarım toplantı tam vaktinde başlar. Please be on time. Lütfen tam vaktinde ol. Yani gecikme. Don't be late. İkinci cümlede de bunu söyledi. Late, on time ifadesinin zıttıdır. On time tam vaktinde demekken late geç anlamındadır. Rachel is never on time. Rachel asla tam vaktinde olmaz, hazır olmaz. İkinci cümle, she is always late. Daima gecikir. In time, vaktinden önce anlamına gelmektedir. For artı something şeklinde kullanabiliyoruz. Bir şey için vaktinden önce bulunmak. For something. Buraya bir isim gelebilir something kelimesinin yerine. Veya for değil de to ile başlıyorsak yalın haldeki fiil ve cümlenin geri kalanı arkasından gelebilir. In time ifadesi vaktinde şeklinde de tercüme edilebilmektedir. Bu tercümesiyle de oldukça sık karşılaşacaksınız. We got to the airport. Bu ilk cümlemiz. Havaalanına geldik. In time. Vaktinden hemen önce havaalanına geldik. To have a coffee. Kahve içmek için. Before checking in. Check-in yapmadan hemen önce havaalanına geldik. Cümlemizi bu şekilde toparlayabiliriz. In time kullanıldı. Devamında to artı yalın haldeki fiili cümlemizi devam ettirdik. Yukarıda bunu anlatmıştık. Bu kullanımda vardır. Will you be home in time for dinner? Akşam yemeği için yemekten hemen öncesini kastediyor. Vaktinde evde olacak mısın? Veya vaktinden hemen önce, akşam yemeği vaktinden önce evde olacak mısın? Bu tercümelerin hepsi doğrudur. I want to be home, evde olmak istiyorum, in time, to see the match on television. Maçı televizyonda izlemek için vaktinden önce evde olmak istiyorum veya tam vaktinde evde olmak istiyorum. İki kullanım da doğruydu. Just in time, son anda, son dakikada şeklinde tercüme edilebilir. Bununla birlikte tam vaktinde şeklindeki tercümesi de doğrudur. İki örnek cümlemiz var. İlkine bakalım önce. I was about to close the door. Kapıyı kapatmak üzereydim. When just in time I remembered my key. Anahtarı hatırladığım son anda kapıyı kapatmak üzereydim. We got to the station just in time. Hemen işaretliyoruz. For our train. Trenimiz için istasyona son anda geldik, vardık. At the end sonunda demektir. Devamında of ile neyin sonunda olduğunu belirtebiliyoruz. At the end of the month. Ayın sonunda. At the end of the film. Filmin sonunda. At the end of January. Ocak ayının sonunda. At the end of the course. Kursun sonunda. Ayrıca at the end of the game, oyunun sonunda. At the end of the concert, konserin sonunda gibi ifadeler de oluşturabiliyoruz. Birkaç örnek cümlemiz var. İlkiyle başlayalım. I'm going abroad at the end of May. Mayıs ayının sonunda yurt dışına çıkıyorum veya gidiyorum. At the end of the concert, konserin sonunda, there was great applause. Harika bir alkış vardı, büyük bir alkış vardı. The players shook hands. Oyuncular el sıkıştılar. At the end of the game, oyunun sonunda, oyuncular el sıkıştılar. At the end of kalıbının zıttı, at the beginning of kalıbıdır.
Kullanımı da birebir bu kalıpla aynıdır. In the end, sonunda anlamına gelmektedir. Genellikle cümle sonunda veya başında görürüz. We had a lot of problems with our car. Arabamızla birçok problem yaşadık veya arabamızda birçok problem vardı. İkisi de doğrudur. We sold it in the end. Sonunda onu sattık. İkinci örneğimize bakalım. We couldn't decide where to go for holiday. Tatil için nereye gideceğimize karar veremedik. So, bu yüzden we didn't go anywhere in the end. Bu yüzden sonunda hiçbir yere gitmedik. In the end ifadesinin zıttı genellikle at first olarak karşımıza çıkacaktır. At first nasıl kullanılır bunu da görelim. Cümlemizin içinde hem at first var hem de in the end. İkisini de işaretleyelim, sonra da cümlelerimize başlayalım. Evet. At first we didn't get on very well. İlk önceleri çok iyi geçinmiyorduk. Veya at first başta diyerek de tercüme edilebilir. Başta iyi geçinmiyorduk. But in the end, ama sonunda we became good friends. Ama sonunda iyi arkadaşlar olduk.